Ee, çok teşekkür ederim. Var mı buna eklemek Şimdi istediğiniz bir Şimdi bunu ekleyeceğim Bey, şu tabi. Ben de e, senin büyük için değerlendirmesine katılıyorum e, büyük ölçüde. Tabi birinci e, ihtimal nedir? Operasyon yapılır, hı hı. E, söylendiği şekilde. İkincisi, yarattığınız baskıyla gerek işte bu düzenlenen hava harekatı artı Hı. bu kuvvetli söylemle verilen mesajlarla bir baskı yarattığı aşikar Türkiye'nin bu tabii hem Amerikalıları hem ortada bir hareketlilik var işte Hı. Amerikalılar Türklerle konuşuyor Rus işte Putin'in Suriye de. özel temsilcisi Lavrantiyev yarın geliyor. Yapmayın işte bir şey başladı, diyalog başladı. Bu arada işte Suriye Demokratik Güçleri şeye gidiyor, onların e, yani bu YPG'nin e, oluşturduğu yapı Şam'a temsilci gönderiyor. Onlar da birden şeyle müzakereye başlamış Hem Ruslarla konuşuyorlar, e, SDG, evet. işte bu mazlum Abdi, mazlum Kobani dediğimiz şahıs. Türkiye'nin arananlar listesindeki şahz. Evet, evet. ee, şimdi o Ruslarla Ruslar onunla konuşuyorlar, onlar e, Esat'la konuşuyor, Ruslar Esat'la konuşuyor, Amerikalılar Türkiye ile e, konuşuyor. Evet. Ee, bu arada Ruslarla Amerikalıların da konuştuğunu var, varsayabiliriz. Herkes birbiriyle Herkes konuşuyor. Aslında konuşuyor. bunu tetikleyen, bu diplomatik hareketliliği e, tetikleyen de Türkiye'nin böyle biraz bir, bir gövde gösterisi yapması oldu, biraz böyle kendini e, bu askeri varlığını ortaya e, koyması oldu. Şimdi. Burada bütün mesele Türkiye'nin tetiklediği bu sürecin, bu hareketliliğin, bu momentum'un, hı hı. Bu, bu ivmenin hı hı. E, somut bir sonuca Türkiye açısından somut bir kazanıma dönüşüp dönüşmeyeceği. Nedir şu an için somut kazanım tanımak. Somut kazanım şu, Türkiye'nin ne kaygısı? Sınır boyunda YPG'nin bulunması. Yani sınırda, e, Tel Rifat'ta, Münbiç'te ve diyelim Kobani'de, e, bu, bu bölgelerde, Türkiye'nin belki askeri operasyon düzenlemesine ihtiyaç kalmadan da o sonucu yaratacak yeni bir gerçekliğin, yeni bir durumun ortaya çıkması. Hı, belki Türkiye'nin arzuladığı şekilde böyle e, her istediğinin karşılanması anlamında değil belki. Ama yine de bir şekilde Türkiye'nin kaygılarını belli ölçülerde e, gideren, hafifleten bir yeni realite. E, hı hı, ortaya hı, çıkması. Hı, Bunu hı, kim hı. sağlayabilir? Bunu Ruslar, Rusya öncelikle sağlayabilir. Amerika burada bir faktördür. Ben Rusya'ya özellikle Rusya'yı vurguluyorum. Şundan dolayı Rusya ile Türkiye arasındaki bu e, 22 Ekim e, 2019 tarihli e, bu 10 Soçi mutabakatı 10 maddelik mutabakatta şimdi Türkiye Barış Pınarı bölgesinin biraz önce haritada evet. baktık. Oranın düzenlemesini Amerika ile yaptı, müzakere etti. Fakat Barış Pınarı bölgesinin doğusundan Irak'a giden kadar sınırına kadar uzanan bölgeyle e, orada bir 30 kilometre alalım koridor. Onun batısında e, şeye kadar e, yine biraz önce baktık Fırat'ın karkamış şeye girdiği Suriye topraklarına kavuştuğu yere kadar olan bölge o iki koridorda 30 kilometre Rusya'ya zimmetlendi orası. Ve Rusya YPG'yi ve YPG'nin silahlarını bu 30 kilometrelik koridordan çıkartma taahhüdünde bulundu. Ve yerine getirmedi bu taahhüdünü. Burada birinci derecede muhatap, Amerikalılar da kuşkusuz çok önemli ama Ruslar yani verilmiş burada, işte anlaşma burada, burada 10 maddelik anlaşmanın 5. maddesi diyor ki, 30 kilometrenin dışına çıkartılacaktır diyor hı hı. şeyde. Bu çok açık bir şekilde. 6. madde. Münbiç ve tarifattan bütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacaktır. Hı, hı Çıkartıldı mı? Hayır. 6. madde uygulanmadı. 5. madde. o da bu 30 kilometrenin dışına çıkar. Yani o koridorun dışına YPG'nin çıkartılacağı bir şey. Hı hı. Şimdi baktığınızda öncelikle bu bir Rusya'nın meselesi. En azından Rusya'nın ee, bunun hayata geçilmesi yönünde bazı adımlar e, atması e, beklenebilir. beklenebilir. Yani ki bütün bu e, egzersiz e, başladıktan sonra. E, eğer hiçbir şey yapılmadığı takdirde de bu da Türkiye'yi tabii e, Türkiye açısından sıkıntılı bir durum ortaya e, çıkartır ve belki Türkiye'yi istemediği halde böyle bir e, içeri girmek e, durumunda bırakabilir. O zaman şöyle anlayabiliriz yani galiba. Yani bu hareketlilikle evet. sahada bir kazanımın, bunun boyutları ne kadar olur, derinliği onu ne biliyorsun. kadar olur o, onu bilemeyiz ama evet. bir, bir şeyin, e, sahada bir şeyin, bir, bir kazanımın yeni bir düzenlemenin yeni bir statükonun Olmasın. ortaya çıkması hı hı. gerekiyor. Aslında verilen sözlerin tutulması gerektiğini hatırlattık da, derken e, Sayın Akar'ın açıklamasında bu hı. var. E, Türkiye şimdi şu aslında şu da ilginç oluyor. Hı. Yani burada verilen söz tutulmuş olsa Türkiye'nin bu operasyonu yapmasına gerek kalmayacak anlamı da çıkıyor. Çünkü diyor ki madem yapmamızı istemiyorsunuz hı hı. o zaman siz de sözlerinizi tutun. Yani verilen söz tutulmadığı için Türkiye'ye para cezası oluyor o zaman. Aşağı dolayısıyla aslında bunu söyleyerek, duyurarak sözün tutulmasını ve dolayısıyla operasyonun yapılarak sözün işte verilen sözün o evet. oluşturacağı sonucun da yerine getirilmesine. Orada küçük bir taraftan. soruna dikkat çekebilir miyim? Evet sonra başka yani konuları geçirelim. Çok bayağı bayağı söyleyeceğim. Şimdi düzey, bu daha önce e, Lavrov'un bir Rus Dışişleri Bakanı'nın açıklamasına e, ifade. Şimdi Türkiye bu mutabakatı masaya getirdiği zaman hı hı. Türkiye haklı e, Rusya sözünü yerine getirmedi. Yani hı hı. Ruslar da hı hı. diyor ki Ey Türkiye bizim de sizinle yaptığımız bir başka mutabakat var. 2018 Soçi mutabakatı. Ee, e, siz de İdlib'teki e, işte terör unsurlarından e, arındıracaktınız. E, oradaki terör unsurları e, işte sahneden e, çekilecekti. Oradaki unsurlar işte ılımlı muhalefete katılacaktı. İşte bu HTŞ e kastediliyor. E, siz, siz de Soçi Mutabakatı'ndaki vaatlerinizi yerine getirmediğiniz diye onlar da bir karşı argüman Türkiye'ye e, e, evet. getiriyorlar ki e, objektif bir şekilde konuştuğumuzda Soçi Mutabakatı'nın e, bu terör unsurlarıyla ilgili kısmının tam anlamıyla yerine getirilmediğini e, teslim etmemiz gerekir.